Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bugün Mescid-i Nebevi'nin tam karşısındayız. İçim içime sığmıyor. Öyle sevinç doluyum ki Allah'ım sana çok şükür. Allah'ım bu hazzı, bu lezzeti bütün Müslümanlara nasip et. Allah'ım bu sevgiyi, bu muhabbeti içimizden alma. Sizleri Resulullah Aleyhisselam'ın yeşil kubbesiyle baş başa bırakıyoruz ve oradan misafir ediyoruz. Selam sana Nazlanebi. Selam sana göz bebeği. Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara. Selam sana Hak Habibi. Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan. Selam sana Muhammed'i. Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam. Kabe-i Muazzama'dan sonra yeryüzünde en faziletli ibadetlerin kabul edildiği mekan, Mescid-i Nebevi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, Nebiler Nebisi Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizin elleriyle inşa ettiği şu gördüğünüz mescit, hicretin başlangıç noktası, sıfır nokta. Allah Resulü 622 yılının Eylül ayı gibiydi. Resulullah Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Bildiğiniz gibi önce Kuba'da kalmış. Orada Kuba Mescidini inşa ediyor. Sonra Cuma günü sabahleyin yola çıkacak, öğleye doğru kuşluk vakti. Ranuna Vadisi'nin olduğu yerde Cuma ayeti nazil olunca ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler, idâ nûdiye lissalâti min yevmil cumu'ati fes'av ayeti var ya, Cuma günü namaza çağrıldığınızda, Allah'ı zikre çağrıldığınızda koşuşun emrince, orada nazil olunca Peygamberimiz Ranuna Vadisi'nde Cuma mescidinin olduğu yerde Cuma namazını kıldıracak ve öğleden sonra Medine-i Münevvere'ye saatlerce süren büyük bir sahabe efendilerimizin coşkusu, onu karşılama arzusu. Herkes Resulullah Aleyhisselam'a bize gel ya Resulallah, ne olur bize gel, benim misafirim olun diyordu. Allah Resulü de bırakın devemi, bırakın yularını kasvanın, o görevlidir, o nereye çökerse orada misafir olacağım buyurmuştu. Deve, Resulullah'ın devesi şu yeşil kubbenin olduğu yerin tam olduğu yerde önce orada çöktü. Ama ora harmanlıktı. Ora boş bir araziydi. Boş bir arsaydı ora. İki yetimin arsası. Esad bin Zürare radıyallahu anh Efendimizin yeğenleri Sehl ve Süheyl'in babasından miras kalmış iki yetimin arsasıydı. Resulullah Aleyhisselam burası dedi, bizim mescidimiz olacak inşallah. Burayı satın alalım dedi. O iki yetim yalvardılar. Ya Resulallah ne olur, biz burayı Allah rızası için bırakmak, vakfetmek istiyoruz. Hayır dedi. Yetimlerin bu talebini Allah Resulü kabul etmedi. 10-11 yaşlarında çocuklar. Allah Resulü hayır dedi. Siz bu niyetinizle burayı bağışlama sevabını aldınız. Ancak ben de yetimlerin malının karşılığını vererek Allah'ın peygamberi olarak kendi görevimi yapmam lazım dedi. Ve burada Resulullah Aleyhisselam yetimlerin arsasını, o günün fiyatlarını araştırarak Hazreti Ebubekir Efendimiz vasıtasıyla satın alacak ve yetimlere ücreti verilecek. Selam sana ey yetimler padişahı, selam sana Ahmedi nefesli yar,
Eyyubça selam sana. Allah Resulü devesi önce oraya çökmüştü, sonra kıblenin bu tarafında gördüğünüz gibi bir beton sütun. O beton sütunun olduğu hemen sağ tarafında kardeşlerim Eba Eyyub el Ensari'nin evi vardı. Eba Eyyub el Ensari'nin evine çökecek, evinin önüne. Oysa nice büyük sahabi efendilerimiz de buyur etmişti. Mesela Sa'd bin Muaz, Evsin lideri radıyallahu anh, bana gel ya Resulallah diyordu. Hazreti Sa'd bin Ubade, zengin, varlıklı bir insan, Resulullah'a buyur ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimizin ne kadar mütevazi, Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakının ne kadar yüce olduğunu görmek istiyorsanız, Allah Resulü'nün orta halli bir Müslüman olan, hatta fakire yakın orta halli bir insan olan Halid bin Zeyd'in Eba Eyyub el Ensari radıyallahu anh'ın evine misafir olmasını örnek olarak görebiliriz. Bu işe en güzel örneklerden birisi. Çünkü Resulullah eğer kendi keyfi, yemesi, içmesi, rahat etmesi düşünecek olsaydı zengin ve varlıklı insanların evine misafir olurdu ve bu da ayıp karşılanmazdı, biliyor musunuz? Allah Resulü, canım peygamberim, ahlakına kurban olurum. Allah'ım o ahlaktan hepimize nasip et ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada Eba Eyyub el Ensari radıyallahu anh Efendimizin evinde misafir olacak. Tam 7 ay kadar Hazreti Ayşe annemize ve Hazreti Sevde annemize daha sonra yapılan şu hücreler yapılıncaya kadar. Biliyorsunuz hicretin ikinci senesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizle evlenmiş ve oraya bir oda yapılmıştı. Sevde annemizin odası da Ayşe anamızın odasının hemen yanıdır. İlk mescit bir dönümdü. Yani 1020 metre, 1080 metre diyenler var. Tabii böyle topografik ölçümler yok o zamanlar. Hani bilinen bir metrekare ölçüsüyle bir dönümü aşkın bir yerdi. Resulullah aleyhisselam Gamame Mescidi'nin olduğu bölgeye yakın yerde kerpiçler döktürdü. Kalın kalın tek sıra kerpiç. 70-80 santim genişliğinde, 20 santime yakın kalınlığında rüzgardan, yağmurdan erimemeli, devrilmemeli, deprem sarsıntısı olursa şayet hemen kolayca yıkılmamalı, geniş olmalı duvarlar. Allah Resulü binlerce kalıp döktürdü. Oradan peygamberimiz de dahil Müslümanlar buraya peygamberimizin kıyamete kadar Mescid-i Nebevi olarak Müslümanlara hizmet edecek ilk vakfiyesi Resulullah'ın buraya mescit yapılacak. Bir mübarek cuma günü gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya mescit yaparak Mescid-i Nebevi'yi kim benim mescidimde 8 gün 40 vakit 5 vakit namazını mescidimde ara vermeden kılarsa 40 vakit cehennem ateşinden berat olur ve münafıklıktan beratını alır buyurmuştu. Allah cümlemize burada aralık vermeden nice 40 vakit namazlar kılmayı hepimize nasip etsin. Tabii imkan meselesi. Bugün umreye gelen kardeşlerimiz var. Hacca gelen kardeşlerimiz var. 3 gün kalan, 2 gün kalan oluyor. Bir vakit bile olsa değmez mi kardeşler? Şu mescitte Allah aşkına bir vakit namaz da olsa değmez mi? Peygamberimiz Hayber'in fethinden sonra büyük bir İslam'a yöneliş oldu. İlk böyle büyük topluluklar halinde İslam'a geliş Hayber'in fethinden sonra. Mesela Devs kabilesi 400 kişi falan geldiler. Müslüman oldular toplu olarak ta Yemen'den. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Nebiler Nebisi kardeşlerim, mescit yetmeyince, sabah namazlarında da insanlar mescide sığmayınca ilk mescidin büyütülmesi, genişletilmesi 628 yılında oldu. 628 yılında Resulullah biraz genişletti. İkinci genişletme Hazreti Ömer döneminde. Hicretin 16 ya da 17. senesi.
Allah Resulü'nün dostu Hazreti Ömer, Seyyidina Ömer radıyallahu anh Efendimiz mescidi biraz daha büyüttü. Allah Resulü'nün mescidine insanların büyük bir akın ettiğinde o sevaptan mahrum kalmasın, insanlar içeri girebilsin diye Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh Efendimiz mescidi kendi halifelik döneminde daha da genişleterek biraz daha büyüttü. Tarih boyunca bilebildiğimiz kadarıyla 9 defa genişletme yaşandı şimdiye kadar. Minareler de ona çıkarıldı. Şu gördüğünüz yeşil uçlu minare tahmin ettiğiniz gibi Osmanlı ecdadımızın o yeşil kubbenin olduğu binanın da evet inşasını ecdadımız yapmış. Hazreti Osman Efendimizin mescidinin ebatlarındaki binayı Osmanlı dedelerimiz Allah hepsine rahmet eylesin yapacaklar ve hala o mescidin içindeki o süslemeler, hatlar, o güzel ayet, hadis, yazılar dedemizin bize bıraktığı en büyük şeref levhası gibi mescidin içinde hala duruyor. Şu gördüğünüz mescid Suudi Arabistan emirliğince Hadimül Harameyn-i Şerifeyn vakfınca da 94 yıllarında, 90'lı yıllarda güzel bir çalışmayla gerçekten mühendislik harikası diyebiliriz. Şu anda kardeşlerim yaklaşık 750 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor. Avlunun içini kastediyorum. Ama hac mevsimlerinde, Ramazan aylarının bu mübarek günlerin hele son 10 gününe girildiğinde yollar, caddeler yaklaşık 1-1,5 milyonu buluyor namaz kılan insan sayısı. Tam yeşil kubbenin altında kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin minberiyle Resulullah'ın şu anda Ayşe annemizin evindeki mübarek kabri arası Ravza-i Mudahhara'dır. Orada namaz kılan ben cennette namaz kıldım dese yalan söylemiş olmaz. Şu gördüğünüz boşluk, şu şemsiyelerin bulunduğu boşluklar, şu gördüğünüz alan sahabe efendilerimizin evleriydi. Her bir yerinde Hazreti Ebubekir Efendimizin şu minarenin hemen köşesinde 20 metre yok, 15-20 metre ilerisi Ebubekir Efendimiz orada yattı, orada kalktı. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın evi. Yine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın can parçası Hazreti Ali ve Fatıma'nın evi. Yeşil kubbenin hemen arkasına düşer. Hazreti Peygamber'in eviyle çok yakında. Aslında Hazreti Fatıma annemiz ve Hazreti Ali Efendimiz evlenince onlara şu Gamame Mescidi'ne doğru giderken bu güzergahta bir sahabi Hazreti Numan radıyallahu an peygamberin kızı Resulullah'a uzak olmasın diye orada bir ev vakfetmişti onlara. Buyurun bizim evde yaşayın demişti. Evi kullanıma Hazreti Ali'ye ve Fatıma'ya vermişti. Düğün orada oldu yani. Ama Hasan ve Hüseyin şurada doğacaklar. Müslümanlar iyi bakar mısınız? Şu gördüğünüz yeşil kubbenin önünde Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz kaç defa oyun oynadı. Resulullah aleyhisselam bu gördüğünüz avlunun bir kenarında, şu boşluğun bir yerinde sokaklar vardı, evler vardı. Sağa sola koşuyordu. Hazreti Hasan dedesini görmüş, hani çocuk ya şımarmış. Dedem beni yakalayamaz, dedem beni yakalayamaz demiş. Sevgili peygamberimiz de Hasan'ın oyununa katılmış. Hasan'ı kovalamış. Hasan oraya kaçıyor, o oraya kaçıyor. Resulullah Efendimiz de peşinden koşuyor. En son şuralarda bir yerde yakaladı Hazreti Hasan'ı. Kucağına aldı. Karnını öpüyor, burnunu öpüyor, sırtını öpüyor. Hasan oğullardan bir oğuldur dedi. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev dedi. Allah'ım bunları sevenleri sen sev. Bunlara düşman olanlara sen de düşman ol ya Rabbi dedi. Ehl-i Beyt'in oyun bahçesiydi Müslümanlar. Can kardeşlerim, Hazreti Peygamber hatırlayın Hazreti Bilal ve Hazreti Ebubekir'le Medine sokaklarında yürürken buralar sokaktı, buralar evdi. Sokaklarında yürürken çocuklar savaşçılık oynuyorlarmış, Medineli çocuklar. Ellerindeki tahta kılıçları kaldırdılar. Teslim ol ya Resulallah dediler. Peygamberimiz de ellerini kaldırdı. Bilal'e sen de teslim ol dediler.
Bilal de hani işimiz var, gücümüz var, çocuklar yapmayın der gibi bakarken Resulullah dedi ki, Bilal esir düştük, kaldırsan elini dedi, bak bizi öldürecekler dedi. Kaldır elini, teslim ol dedi. Hazreti Bilal de teslim oldu. Ebu Bekir Efendimiz de teslim oldu. Dediler ki, bize kurtuluş fidyesi vermeden sizi bırakmayız. Allah Resulü, size ne verebilirim ki? Siz bilirsiniz dedi. Resulullah'a bir yerden bir Müslüman dışarılardan ziyarete gelirken iki avuç ceviz getirmiş. Ceviz, bildiğimiz ceviz. O cevizi kardeşlerim Resulullah bu çocuklara getirtirdi. Bilal dedi, git dedi evde Ayşe annene söyle, evde biraz ceviz vardı, onu getir dedi. Ceviz geldi, Resulullah Efendimiz esir, öyle oturuyor orada. Çocukları kırmadı, çocukları kovmadı, çocuklara bağırmadı. Şimdi camide millet çocuk ses çıkardı diye kıyamet koparıyor. Müslümanlar, Peygamberimizin çocuklarla oyun oynadığı yer, Ayşe annemizle yarıştığı yer, karşıdan mescidin evin olduğu yere kadar koşmuşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatıralarıyla dolu Mescid-i Nebevi. Allah yolunuzu Medine'ye, Mekke'ye düşürsün. Allah cümlenizi bu mübarek ibadetle şereflendirsin. Haclar, umreler nasip eylesin. Dünya Müslümanlarının dertlerini şu mübarek Ravza-i Mutahhara'da yapılan ibadetler hatırına, okunan Kur'anlar hatırına, salatu selamlar hatırına Rabbim ümmeti Muhammed'in dertlerini dindirsin. Acılarını, kederlerini sona erdirsin. İslam ümmetine Rabbim yardım eylesin. Hepinizi Mescid-i Nebevi'nin huzurundan sevgili Peygamberimiz Resulullah'a es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-selamu aleyke ya Ebu Bekir-i Sıddık, es-selamu aleyke ya Ömer-ül Faruk, Ehl-i Beyt'e selamlarımızı sen ulaştır ya Rabbi, es-selamu aleyküm ya Ehl-el Beyt, ey Ehl-i Beyt, Resulullah'ın ailesi, Peygamberin ev halkı, selam olsun sizlere.